Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Bauhaus'tayım ve orkide seçeceğim kendime. Orkide seçerken nelere dikkat ediyoruz ve nasıl seçiyoruz? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Orkideyi seçerken sadece çiçeklerine değil, aslında bakılması gereken şey öncelikle kökleri. Buradan birkaç tane örnekle bakacağım. Şu anki güncel fiyatı 69,90. Şöyle bakalım. Önce tabii bakılması gereken şey kökleri. Gördüğünüz gibi bu orkidenin kökleri gayet sağlıklı. Şurada yaprak kısımlarına bakmak lazım. Yapraklar gayet canlı ve şey duruyor. Yani şu an aslında elimde olan örnek kökleri gayet güzel ve sağlıklı bir orkide. Bunu mesela alabiliriz. Bir diğer örnek mesela şuna bakacağım. Kökler, bilemiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle net açıdan çekmek için şöyle göstereyim. Kökler gayet büyük, kalın. Yapraklarımız da gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi çiçekler de çok güzel. Bu mesela çok gayet güzel bir örnek. Şu anki orkideler çok çok iyi. Yani neredeyse Bauhaus'ta gördüğüm en iyi orkideler. Öyle söyleyebilirim. Şöyle seçmeye çalışacağım bir tane. Aslında bir tane erkek orkide çok istiyorum. Erkek orkide aslında orta kısımdan dal çıkarıyor. Mesela bu da gördüğünüz gibi kökler mükemmel. Yaprak sayısı gayet iyi. Çiçekler de çok güzel. Neredeyse aldığım bütün örnekleri öyle. Neredeyse kötü bir orkide göremiyoruz. Bunun rengi çok çok güzel. İnanılmaz güzel. Şuna da bakalım. Mesela bunun kökleri diğerlerine göre daha şey. Mesela şurası kurumuş. Fakatlar da böyle çok sert gelmedi bana. Yani bu orkide mesela birazcık kendini bırakmış gibi diğerlerine göre. Farklı bir orkide arayışı içerisindeyim. Renk olarak istediğim rengi bulabilecek miyim? Bilemiyorum. Bakmaya devam ediyorum. Ah kıyamam, gördünüz mü? Dalı kopmuş. Ay canım benim. Renk olarak erkek orkide gerçekten çok zor bulunan bir şey. Ben ne yazık ki bugüne kadar hiç rastlamadım. Mesela şu çok güzel bir renk. Ben bu rengi çok seviyorum. Mesela bu renkten bir tane alabilirim. Ama tabii kökler çok 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 kıymetli ve değerli. Bir de şu kısımda şeyler. Bu kısma tekrar gelip bakabiliriz. Aslında şu çok şık. Çok güzel. Kökler de gayet sağlıklı. Ama çok emin değilim. Yani çok emin olamadım. Hani renk güzel ama daha iyi kökleri olan bir şeydi. Bulabilirim aslında. Şuna da bakalım. Mesela görüyor musunuz? Bakın harika. Mükemmel. Köklere bakın. Çok çok güzel. Yapraklar, o kökleri. Mesela bu orkide diğerine göre daha sağlıklı ve güzel görünüyor. Bunu alıyorum. Evet, sadece bir tane aldım. Hani tabii hepsini almak istiyorum aslında. İnsan hani bunları görüp bu da çok çok farklı bir şey. Hemen göstereceğim şimdi size. Şöyle. Çok hoş. Çok çok hoş. Renk ve şeyi çok güzel.
cinsine bakayım. Jaguar'mış. Bakın hemen cinsi şurada yazıyor. Gördüğünüz gibi. Yapraklar gayet iyi. Sadece şuradaki yaprakta birazcık yırtılma olmuş. Büyük ihtimalle bu nemsiz kalmış bir orkide. Nem olmadığı için. Ama hızlı bir sürede kendini toparlayabilir. Bu da güzel bir örnek. Bakmaya devam ediyorum. Şurada küçük orkideler var. Bunları bir türlü almaya cesaret edemedim. Çünkü çok tam da emin olamıyorum şeyinden. Ben ama şöyle göstereyim. Yapraklar kendini bırakmış ne yazık ki. Bunun fiyatı da 44.90. Şöyle şurada mavi orkideler var. Hani doğada mavi orkide yok biliyorsunuz. Biz 49 TL. Tabii ki tavsiye etmiyorum. Bunlar çiçeklerini döktükten sonra bir sonraki sezona hayatta kalırlarsa beyaz olacaklar. Renkleri orijinalde beyaz. Mavi kök boyası yerleştirerek çiçeğin mavi olması sağlanıyor. Para çiçeği var burada. 34.90. İşte bu çok güzel kokan Cambrio cins çiçekler. 59.90 buradaki fiyatı. Bu da 39.90. Evet, burada da sukulent cinsleri var. Gördüğünüz gibi. Mesela şu 16 liraymış. Lira bunlar. Şu kaktüsler 34.90. Aloe vera ise 19.90 fiyattan şu an Bauhaus'ta bulabilirsiniz. Ben orkidelerin yanına tekrar dönüyorum. Yani işin açıkçası şurada bir parti daha gördüm. Sanıyorum onlar yeni gelmiş. Onları inceleyeceğim. Şimdi hep beraber oraya gidelim. Evet, bunlar yeni gelmiş. Kökler muhteşem. Köklere bakın. Ama sarı almayı düşünmüyorum ben. Oo, şuna bakar mısınız? Muhteşem kökler. Olağanüstü. Kökler iyi ama İnsan kesinlikle dayanamıyor, hepsini almak istiyor. Şu çok güzelmiş. Evet. Bu inanılmaz güzel. Kök durumu çok sağlıklı. Bakın. Evet, bunu da alıyorum. Bir de size şurada
son olarak kil bilgilerini göstereceğim. Burada gördüğünüz kil bilgileri 54.90 ve Volcanic Softlarsa kullandığım 29.90. Her ikisini karıştırarak kapalı sistem ve orkidelerinizi şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada da orkidelerin cam saksıları için çok güzel saksılar var. Evimde biliyorsunuz bunlardan var. Bunların fiyatı 28.90. Kapalı sistemde dediğim gibi Volcanic Tof ve şeyleri kullanarak böyle bir şey dikebilirsiniz. Bunlar şu dış koruyucu saksılar. 29.90. Modelleri de çok güzel, çok sade ve düz. Bence bunlardan da evimde var. Ayrıca şu tarz modeller de var. Bunlar da güzel. Bence şık durabilir. Yine şöyle modeller var. Farklı modeller. 49.90. Bu tabii orkide için çok büyük ama şu mesela olabilir. 25 lira. Şöyle. Şu da farklı bir model olarak kullanılabilir. Ama ben diğerleriyle aynı olması için bundan alacağım. İki tane. Bunları eve gelecek. Karantina süreleri bittikten sonra, yani evin dış ortamına alıştıktan sonra o poşetlerinden çıkaracağım. Bir buçuk ay sonra da şöyle saksılara geçirebilirim. Daha temiz bir şey olabilirse tabii daha iyi bir şey seçmeye çalışıyorum şimdi. Arkadaşlar genel olarak böyle. Burada arka kısımda hemen bu Bauhaus'un diş kısmında çeşit cam saksı modelleri mevcut. Fiyatları da 25 lirayla 50 TL arasında. Şunları da göstereyim. Bu da kapalı sistemde düşünülebilir güzel modellerden birisi.